MİGA'da 1962 yılında açılması planlanan bir barla ilgili ve bu barın kamuoyunda yarattığı yankılarla ilgili birkaç haber buldum. Onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet, öncelikle ilk haber, gördüğüm ilk haber, 19 Kasım 1962 tarihinde Birlik Gazetesi'nde yayınlanmış. Birlik Gazetesi'nin sahibi yıllarca sürmüş bir gazetedir. Uzun süre yayınlanmış bir gazetedir. 60 yılının Temmuz'unda yayın hayatına başlamış ihtilalden sonra. Daha önce Demokrat Biga Gazetesi'nin yayıncılarından olan Cahit Renda tarafından yayınlanmış. Mesul müdürü Nahit Renda. Umumi Neşriyat Müdürü de Mehmet Gürkaynak olarak görülüyor. Oldukça eğlenceli bir üslupla yazılmış Biga'da bar açılıyor haberi görülüyor bu gazetenin sağ üstünde. H.Şen imzalı bir yazı bu. Birliğin sonraki sayılarında gördüğümüz kadarıyla H.Şen Hasan Şen olmalı. Nadir Kızılok gülerek ve pür neşe şehir kulübünden içeri giriyor. Masada bulunan Yusuf Uysal ve Hasan Şen'e bir haber veriyor. Haber barın açılışıyla ilgili. Daha sonra barla ilgili değerlendirmelerde bulunuyorlar. İşte iş hayatında haftada bir kez dinlenmenin ne kadar iyi olduğunu vesaireyi anlatıyorlar. Tabii bu mizahi bir dille yapılıyor. Mesela barla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor. Bara giden erkekler neticede eve dönecekler. Hatunlara hesap verirken Fin hamamındaki gibi terlerler ve bazılarımız da mükemmel bir sopadan geçiriliriz diyor. Bunda hiç şüphe yok diye ekliyor. Ancak saçları artık beyazlamış erkeklerin bunlardan korkmayacağı ifade ediliyor yazıda. Şöyle deniyor, bizim gibi saçları bembeyaz olmuş erkekleri değil hatun sopası cehennem ateşi bile yakmaz deniyor. Barla ilgili en sorun yaşayacak olan kişilerin bekarlar olduğu söyleniyor. Bara giden erkeklere kızlarımız varmayacakmış deniyor. Neticede buradan anlıyoruz ki barın açılışı ile ilgili kadınların da bir tepkisi var. Az sonra onu da okuyacağım size başka bir haberde. Ama Hasan Şen'in yazısında barda staj görmüş gençler eve daha çok bağlı olurlar diye bir argüman da var. O yüzden pek de takılmayın diyorlar vesaire. Şimdi bu haberden bir süre sonra, 19 Kasım'da çıkmış bu haberden bir süre sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında bir haber yer alıyor. Biga menşeli. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Cumhuriyet Gazetesi'nde bakın birinci sayfada ve 4 Aralık tarihinde yani az önce Birliğin haberinden 2 hafta sonra yayınlanan bir haber var. Haber küçük olmakla birlikte, tek sütun olmakla birlikte aslında birinci sayfada yer verilmesi dolayısıyla önem verildiği anlaşılıyor. Biga'da bar pavyon açılması kararını 100 kadın protesto etti. Evet, ilçemizde bundan bir müddet evvel kaymakamlığa müracaat edilerek bir bar pavyon açılması için izin istenmişti. Bunu haber alan 100 küsur kadın toplanarak kaymakamlığa başvurmuşlar ve durumu protesto etmişlerdir. Haberin telefonla geldiğini düşünürsek bir gün önce gelmiş olmalı. Yani 3 Aralık'ta Cumhuriyet'e ulaşmış olmalı bu haber.
Ancak buna rağmen bar açılıyor. Bunu da bir gün, 2 gün sonra yayınlanmış olan yine Birlik Gazetesi'ndeki haberden öğreniyoruz. 6 Aralık 1962 Perşembe günü yayınlanan haberde, bakın Herşen, Hasan Şen burada görülüyor. Haberde Nil Bar açıldı diye bir küçük haber dikkat çekiyor. Aylardır dedikodusu yapılan, açılıp açılmayacağı her gün münakaşa edilen Nil Bar nihayet açılmış. Dün akşamdan itibaren faaliyete geçmiştir. Bununla ilgili anlaşıldığı kadarıyla kadınların protestosu işe yaramamış ve neticede Nil Bar açılmış. Nerede olduğuna dair bir takım haberler, bir takım bilgiler aldım ben ama emin değilim. Hükümet meydanına çıkan yol üstünde olduğuna dair bilgi verildi. Ayrıca Aydan Ünver burada çalışan hanımların onlara alışverişe geldiğini, hatırladığını söyledi. 1962 yılında bu bar açılmış ama çok kısa süre sonra kapanmış olduğu anlaşılıyor. Kadınlar belki ilk etapta açılmasını engelleyememişler ama belki daha sonra yaptıkları baskı işe yaramış ve neticede Nil Bar kapanmış olabilir. Ya da Nil Bar beklediği işi yapmamış olabilir. Mevsim olarak oldukça ilginç geldi bana. Çünkü aslında pavyon mevsimi harman sonrası dönemdir. Evet, bugünlük bu kadar. Nil Bar'ın açılış ve sonra da sessizce kapanış hikayesi böyle.